Bugün Bodurga tarafına gideceğiz. Sitma Antik Kenti'ni bir gezip ondan sonra yürüyüşe başlayacağız. Takriben 11 kilometre yürüyüşümüz G Mahallesi'nde bitecek. Mustafa hocamız yine öğrenci getirmeye devam ediyor, alıştırıyor onları. Çok Mortırnaklar adına çok iyi bir gelişme. Evet, hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa hocam. Çantalarınızı araçlardan alın arkadaşlar. Gençler nasılsınız? Evet, Mortırnaklar Yürüyüş Grubu olarak Sitma Antik Kenti'ne geldik. Likyalılar Truva Savaşı'nda Truvalılara desteğe vermeye giderken Santos'tan gelen, geçerken kral hastalanıyor. Ona burada çok iyi bakıyorlar. Onunla ilgili bir anekdot var. Köyün camisini gelirken gördük. Köyün camisinde bir kitabe var. Likyalıların döneminde kalan bu kitabe, Likyalıların yedi tanrıyı anlatan bir kitabesi. Caminin inşaatında tesadüfen kullanılıyor ve caminin dış duvarında bu kitabe şu anda gözükmekte. Ne var? Var mı kimse? Şu altına inin buraya. Burada patika.
Sitma Antik Kenti'ni gezdik. Onlar gördüler ki Antik Kent'le Asar Mahallesi iç içe yaşıyor. Buradaki mahallenin ismi Asar Mahallesi, Dodurga'ya bağlı. Ama köylü, hatta bazıları içini ahır gibi de kullanıyor Antik Kent'in bazı yerlerini gördünüz. Yani evinin bir avlusu gibi kullanıyorlar. Antik şeyle iç içe yaşayan bir mahalle burası. Ne oluyor yalakta abi? Su mu içiliyor? Su içsek olur mu? Yalaktan içsek olur mu suyu? Olur. Delin mi arkadaşlar? Bayağı delin. Ama su var yani. Burası var, çok kötü bir 6-7 metreyle vardı. Yandan geç. Ağla çıkarabilirim. Altın çıkarabilirim. Kuyu da kendini görebilir. Karşıdan gideceğiz. Karşıdaki yol var ya. Buradan karşıya açıp öbür tarafa. Buradan değil de. Oldu. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi bakalım. Yusuf. Bu patika şu arada değil mi? Köyde vatandaş var adam. Ona sorun. Orman yoluna çıkın. Orman yolundan doğru. Güney'e doğru. Sen Trabzon'sun, sen bileceksin. Aynen öyle. Yolumuza devam ediyoruz. Asfaltı boydan kestik. Yukarıda bir elde duracağız. Mola vereceğiz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz. Nasıl gidiyor yürüyüş? Güzel gidiyor. Biraz yorucu. Tam dilek ağacının altında oturmuşsun sen ya. Dilek tutmuş muydun yoksa? Hiç tutmadım. Tutmadıydık ama şimdi bundan sonra tutarız. En zorlu rampaya çıktık. Herkesi iyi terletti. Yani kalorinin dibini yaktık. Meyve molası verdik. Bundan sonra böyle zor rampa yok. Genelde iniş ağırlıklı bir G mahallesine varken hafif bir rampa var. Yusuf sen de bağladın. Göre geçelim buradan. Bu ağaç değil bu ya. Meyve molasından sonra yürüyüşümüze başladık. Orman yolundan devam ediyoruz. Biraz sonra Likya yoluna çıkacağız. Bel Düzlüğü diye geçiyor. Bel Mahallesi'ne bağlı Bel Düzlüğü. Yıllar önce bu rotayı hep tersten yürüdük. Bu sene rotamız bu tarafa. Bel Mahallesi'ne doğru iniyoruz. Karşı taraf yalnız Karadere'ye doğru giden yok. Sağdan gidense Gavurağlı'ya giden Likya yolu. Biz bu sefer G mahallesine doğru sağdan gideceğiz. Mahallesi'ndeyiz. Grubun arkasını bekliyoruz. Önder bizim çok eski yürüyüşçülerinden. Şu anda Dalgıç ve
Tam 10 sene turizm işiyle uğraşıyor. Mor tırnakları denizin dibinde yürütmeyi düşünüyor. Daha git düşmeyin. Bari hocam görüşemiyoruz ya. Tenekede tavuk yaptırdınız yani. İşaretin rengi ne burada? Kırmızı beyaz. Evet, kırmızı beyaz. Orijinal Like yolu bu rengi. Sarı kırmızı var, yan patika. Tamam, devam et hadi. Daha önce yürüdün mü böyle sen? Hayır. 4-5 kilometremiz daha kaldı. Yemek saatinde biraz yağmur atıştırdı. Rüzgar vardı ama şansımıza hızlı toparlandı. Tepeden giden G mahallesine gidiyorum. Oradan Boğaziçi ya da Alınca. Eskiden övünürdük sadece yürüyüşçüler her koyu görüyor diye. Şimdi gerek kalmadı. Arabasını atlayan herkes görebiliyor. Fotoğrafı kim çekiyor hocam? Cemalettin hocam. Evet. Cemalettin Bey grup fotoğrafı çekecek. Thank you.
Zeytin ağaçlarında dinlenmeye yaptık. Gaye Mahallesi'ne doğru yolumuza devam ediyoruz. Selam. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok güzel bir rampa yürüyüşüyor. Beyefendi bu neydi ya? Son rampa. Hadi Seymen. Sabah evveli iki vardı. Lan gitmiş o yola gidiyorum. Oradan dönmüş ileri arkadaş taş, gel bu arada. Şaşkın gibi geziyorum. Ali. Yabancıdır onlar biz Fethiye'liyiz. Hacı Badem lan çocuğun aslına bayağı geç gelenler var. Bakayım oh 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 nasıl bak. Aşağı şu çukurdan göndersen. Tamam biz buradayız biz. Geçmiş olsun kızlar. Çaymam içer misin abi? Ben sallayayım. Evet, Sitma yani Hasarköy'den başladığımız yürüyüş Bel Mahallesi ve en son G Mahallesi ile sona erdi. Yaklaşık 11 kilometre yürüdük. Antik kenti gezenler 11.5 bulmuştur. Yağmura yakalanmadık, bir öğle mi geçiş oldu. Çok iyi bir havada yürüdük. Biraz zorluydu yürüyüş. Haftaya görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeyin, bize katılın diyorum.